Yayınlanan manşetlerin diline Bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş, öneri ve yorumlarınızla katkı sağlamak isterseniz KJ'de yer alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilir. Programımıza ortak olabilirsiniz. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Eyvallah, hayırlı cumalar. Cümle hastalarımıza, dertlerimize, deva bekleyenlerimize de Allah'tan hem şifa dileyelim. Amin. Hem de dertlerine, sıkıntılarına çözüm dileyelim inşallah deyip başlamış olalım. Akit Gazetesi ve Yeni Şafak'ta gördüm. Başbaları iddianamesi kabul edildi diye. AK Parti iktidarında diyelim. AK Parti iktidarının da 22. senesinde başbağlara ilişkin, bunu serzenişte bulunmak için söylemiyorum, AK Parti'nin mevcut konjektörde yapabileceklerini, istediklerini, hedeflerini ancak 2013'teki o gezi eylemlerinden ya da 15 Temmuz'daki hadiseden sonra yapabiliyor. Yani fabrika ayarları bozuldu denilen dönem karşı taraf için aslında fabrika ayarlarına nasıl döndüğünü ortaya koyuyor. Başbağlara çözüm bulmak için ancak 22 yıl sonra adım atılabiliyor ve başbağlar iddianamesi kabul edildi diyor. Evet, başbağlar katliamı 1993'te Temmuz ayında, 5'inde, Temmuz 5'te yaşanan bir cinayet ortamı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve iktidarda da CHP diyebileceğimiz SHP, Erdal İnönü Başbakan Yardımcısı ve Doğru Yol Partisi'nin öncülüğündeki bir koalisyon hükümeti döneminde Adalet Bakanlığı koltuğunda da Seyfi Oktay'ın oturduğu bir dönemden bahsediyoruz. Başbağlar katliamı yaşandığı zaman hemen delilleri ortadan kaldırmak için, ki rahmetli Erzincan valisiydi Recep Yazıcıoğlu da elinden gelen bütün gayreti sarf etmişti, ama yine de o SHP'li, CHP'li milletvekilleri Mustafa Kullar vesaire Erzincan'a gidip orada kamp kurarak o katilleri kurtarmak için çaba sarf etmişlerdi. Şimdi yıllar geçtikten sonra, 26, 27, 28 yıl geçtikten sonra ancak tekrar gerçekten başbağların katilleri kimlerse onlara ulaşabilme noktasında, ki PKK'lı teröristler olduğu çok net ama isim isim belirleyip o kişilerin yargılanması söz konusu, daha yeni yapılabiliniyor. AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde olayın üzerinden nereden baksanız 9 yıl geçmiş. 9 yıl geçtikten sonra siz hangi delili nasıl toparlayacaksınız? Enflasyonla mı mücadele edeceksiniz? Ekonomiyi mi düzelteceksiniz? Yoksa işte bu noktadaki faili meçhulleri mi ortaya çıkartacaksınız? Dolayısıyla o sebeple bugüne kadar beklemiş bir... Bugüne kadar bunu yürütecek bir yargı yok. Yani. Tabii. Güvenebileceğiniz, gerçekten bu olayı sorgulayabilecek emniyetiniz de yok. Hemen hemen yarısı o tarih itibariyle FETÖ'cülerden oluşuyor. 17-25 Aralık'ta da %70'i, %80'i emniyetin FETÖ'cülerden oluşuyor. Ve yargıda da 17-25 Aralık'ta geldiğimiz noktayı baktığımız zaman nereden baksanız 1/3 hakim ve savcının FETÖ'cü olduğunu görüyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra 14 bin Türkiye'de hakim savcı vardı. 4500 tanesi ihraç edildi FETÖ'cülükten. Dolayısıyla o tarihler itibariyle de belki 1/3 olmasa bile %25'i hakim ve savcıların FETÖ'cü olduğu dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla ne emniyet ne yargı açısından başbağlar cinayetinin, katliamının faillerini yakalayabilecek bir pozisyonu yoktu. Şimdi inşallah o yargılama sırasında bütün deliller ortaya çıkartılır. Tıpkı Necip Hablemitoğlu cinayetinde HTS kayıtlarından başlayın, göle atılan cep telefonuna kadar ve diğer takiplere kadar hepsi ortaya çıkartılır ve net olarak siz işte Tunceli'nin şu ilçesinden yola çıktınız, gelen emir PKK'nın şu noktasındandı, şu emirle yola çıktınız ve 40 kilometrelik yolu kat ettiniz, omuzunuzda silahlarla kat ettiniz, bu sırada şundan 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 yardım aldınız ve geldiniz o köyde namaz kılan insanları toplayıp camiden bir alanda buluşturdunuz, ondan sonra da kendi propagandanızı yapıp Madımak'ın
intikamını alacağız diye orada söyleminizi geliştirip sonrasında da o karşınızdaki insanlara kurşun sıkarak, tarayarak öldürdünüz. Hatta bununla da yetinmediniz. Madımak'la da bir bağlantısı olsun diye köyü de ateşe verdiniz. Ateşe verdiğiniz evlerin içerisinde de iki tane kadın ve bir anlamda canlı canlı o evin içerisinden çıkamayacak şekilde hayatını kaybetmiş oldu. Bunların tümünün ayrıntılı olarak yargılama safhasında ben şahsen görmek isterim. Bu ayrıntıda orada yüzlerce kurşun sıkılıyor. Ve onların, kovanların balistik muayenesi bile o tarih itibariyle yapılamadığı belirtiliyordu. Belki onlardan 3 tanesi, 5 tanesi korunuyor idiyse emniyette, şurada, burada, neredeyse. Veyahut da belki de köylüler, ya bu belki yarın öbürsü gün bir delil olabilir düşüncesiyle saklayan kişiler varsa onlardan temin edilerek bu kovanlardan da belki silahlara, silahlardan da faillere ulaşma imkanı olacaktır. İnşallah duamız o noktada gerçek faillerin yargılanıp cezalarını bulması yönünde. Evet, dava Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek, kabul edildi. 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşması 17 Ekim'de görülecek. Bu davayı İzmir'e taşımışlardı. Bakın, demek ki Erzincan'da duruşma yapılabiliyormuş, yürütülebiliyormuş. İzmir'e taşımak bile aslında neyi kapatmaya çalıştıklarını, neyi gizlemeye çalıştıklarını da bir göstergesi olsa gerek herhalde. Yani şimdi yargılamalarda böyle bir kural, istisnai bir kural var ama ben size şöyle bir şey söyleyeyim. 100.000'de 1 bile demem. Yani 1.000.000'da 1 bile abartılı bir sayı olur. Belki 5 milyon davadan, ceza davasından bir tanesinde denilebilir ki ya bu dava, suçun genel kural şudur, suçun işlendiği yerde yargılaması yapılır. Küçükçekmece'de bir suç işlendiyse Küçükçekmece Adliyesi'ndeki mahkemede yargılama yapılır. Küçükçekmece'de işlenen bir suç sebebiyle Bursa'da yargılama yapılmaz. Ancak bağlantı vardır, çetenin merkezi orasıdır, çete suçudur, örgüt suçudur. Dolayısıyla örgütün elebaşısı Bursa'dadır vesaire, o sebeple olabilir. Şimdi İzmir'de ne vardı Erzincan'daki o katliam sebebiyle? Yani Diyarbakır'a götürürsünüz, şöyle bir gerekçe olabilir. PKK'nın elebaşı veya merkezi noktası Diyarbakır'daki şu 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 isimlerdir dersiniz, Diyarbakır'a götürür. O kişilerin yargılaması kapsamında Erzincan'daki Başbağlar katliamının da davasını orada yargılarsınız anlarım. Ama İzmir'de ne vardı ki İzmir'e getirdiler? Sebep ne? İzmir'de o Madımak katliamından dolayı tepki gösteren insanların yoğunluk olduğu ve Başbağlar katliamı da Madımak'ın intikamı sebebiyle alındığı için, o iddiada bulunulduğu için, öyle gösterildiği için İzmir'de daha rahat bir şekilde biz bu sanıkları, 3 tane 5 tane sanık da olsa sanıkları vardı, onları daha rahat tahliye edebiliriz, beraat ettirebiliriz diye düşündüler ve Seyfi Oktay dede yargısı Erzincan'da yapılması gereken mahkemeyi ta İzmir'e götürdü. Ama kendilerine gelince Madımak olayında derin faillerin de olduğu halde o kişileri ortaya çıkartmamak için ve masum Sivaslı insanları daha ağır cezalara çarptırabilmek için Sivas'ta yapılması gereken yargılamayı da İzmir'e değil, İstanbul'a değil, bir başka ile değil, nereye? Ankara. Daha iyi hükmedebilecekleri Ankara'ya getirdiler. Birebir ilgilenmemiz lazım bizim bu davayla. Arka plandaki oteli yakan, tutuşturan, perdeleri tutuşturanları gizlememiz lazım. Onları gizleyip Sivas'ta kendi halinde elektrikçi olan, televizyon tamirciliğiyle uğraşan Ahmet Turan Kılıçları veya Mevlüt Atalayları veya bunun gibi isimleri cezalandırmamız lazım. Bunlar yaptı diyebilmemiz lazım dediler ve Ankara'da o yargılamayı yaptılar. Sadece ve sadece bakın şu iki örnek bile CHP zihniyetinin yargıya nasıl tahakküm ettiğini, iktidarda olduğu dönemlerde yargıyı nasıl avucunun içinde oynattığını gösteren 3 gün içerisinde yaşanmış 1993 2 Temmuz,
1993 5 Temmuz. Biri Madımak Sivas'ta olay, biri Başbağlar Erzincan'da yaşanan olay. İkisinde de yargıya nasıl müdahale ettiklerini ve bir davada masum insanları bile 33 kişiye birden 33 ölü var, 33 idam vereceğiz deyip cezalandırdıklarını, diğer olayda ise 33 ölü var ama biz bir kişiye bile ceza verdirmeyeceğiz yaklaşımlarını nasıl hayata geçirdiklerinin somut delilidir. Evet, şimdi Yüksek Askeri Şura kararları var. Bir iki cümlede ona değinip ondan sonra gündem maddelerine geçmekte fayda var diye düşünüyorum. Yine Akit'in sürmanşetini verebilirse arkadaşlar ekrana. Güler'in görev süresi uzadı. İki kuvvet komutanı değişti. Yüksek Askeri Şura toplantısında Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan'ın başkanlık ettiği yaş toplantısında bir saat sürdü. Sadece bir saat sürdü. Bir saatlik toplantı sonunda Genelkurmay Başkanı'nın görev süresi uzadı. 16 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etti. 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 38 general de ya da amiral de kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Geçmiş yıllarda işte Türkiye normalleşiyor. Bir kesim Türkiye'yi kaosta gibi göstermeye çalışsa da aslında Türkiye'nin normalleştiğinin de bir kanıtı olabilir bu. Çünkü biz burada yayındayken yaş bir ritüel gerçekleştiriyordu, bir seremoniyi gerçekleştiriyordu. Biz aşağı indik, 1-2 saat sonra haber geldi. Yüksek Askeri Şura toplantısının kararları budur diye. Geçmiş dönem yaşlarını, 28 Şubat dönemi zaten ortada. Ama AK Parti'nin baskı altına alınmaya çalıştığı dönemki yaş toplantılarını hatırlıyorum. Öncesini ve sonrasını, kararın çıkması bir türlü gelmezdi. Nerede açıklanacak, nasıl açıklanacak, Genelkurmay açıklayacak beklenirdi. İşte son anda bir değişiklik mi olacak deyip televizyon kulislerinde konuşulurdu. Hatta daha geçmiş dönemlerde davetiye basılırdı. Düşünün, hükümet iradesinde yaş toplantısı yapılacak ama öncesinde bir kişi, bir general kendi adına Genelkurmay Başkanı benim deyip bir davetiye bile bastırıyordu. Yani sembolikleşmişti artık oradaki sivillerin iradesi. Ama gelinen noktaya dönüp baktığımızda bir saatte yaş toplandı. Hiçbir sıkıntı olmadı. Askerler askerlik vazifesiyle uğraşıyor. Siviller sivil vazifeyle uğraştığı için bir sıkıntı çıkmadan yaş toplantısı sonuçlandı. Belki eski dönemlerde askerler de kendi aralarında tartıştıkları için, çünkü sivillerin herhangi bir iradeleri söz konusu değildi ki, öyle iki gün sürecek kadar bir Yüksek Askeri Şura toplantısında bir sıkıntı olsun. Ama işte şu komutanlığa gelecek olan kişi şu mu olsun, bu mu olsun diye o asker üyelerin de generallerin de kendi aralarında ihtilaflar vardı. Ama bugün itibariyle ordu gerçek anlamda hem dış düşmanlara karşı hem de o PKK'lı teröristlere karşı vazifesini dört dörtlük yapıyor ve hiçbir tartışma olmadığı için onlar kendi işlerini de hazırlıyorlar. Şu kişi şu göreve gelmesi gerekir. Bu kişinin süresi uzatılması gerekir. Şu albaylarımızın generalliğe terfisi gerekir diyerekten onlar getiriyor. Cumhurbaşkanı da büyük ihtimalle daha önceden de bilgilendirilmiştir. Tamam oldu, evet deniliyor ve bir saatin içerisinde herhangi bir tartışma yaşanmadan o kararlar alınmış olunuyor. Ve sonuçta da Türkiye'de bir kaos ortamı, bir istikrarsızlık ortamı diye bir şey herhangi bir şekilde buna fırsat verilmiyor. Bu hem devletin güvenliği açısından, güvenirliliği açısından önemli. Hem işte ekonomi güvendir diyorlar, ekonomimiz şöyle şöyle problemler yaşıyor diyorlar. Bir de buna şu kişi şu komutanlığa mı gelecekti, buraya mı gelecekti diye bir tartışma yaşamaksızın hızlı bir şekilde kararlar alınıp yola yürünülüyor. Özellikle de PKK'ya karşı bir mücadelemiz söz konusu ve özellikle Suriye'nin kuzeyinde son günlerde artık bugün yarın olabilir diye tartışılan, ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Rusya'ya bugün bildiğim kadarıyla bir ziyaret gerçekleştirecek ve Rusya'nın artık o teröristlere destek vermemesini,
son noktaya geldiğimizi, Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenleyeceğimizi Rusya Devlet Başkanı'na da hatırlatacak. Belki hemen akabinde veya belli bir süre sonra, çünkü PKK'lı teröristler de eğer kendileri bir tedbir almak veya tuzaklar kurmak istiyorsa bu tür şeylerde ayan beyan da tarihleri de verilmez. O çerçevede o operasyon gerçekleştirilecektir. Yaşar Güler'in bir yıl daha görev süresinin uzatılması ve yaş haddine kadar da uzatma imkanının olabileceğine dair bir kararname de çıkartılmış durumda. Burada tabii şunu da belirtmemiz lazım. Şimdi bir kararname ile bu konu çözülüyor. Fakat eski Türkiye söz konusu olsaydı, Cumhurbaşkanlığı sistemi olmasaydı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu konular düzenlenemez olsaydı, meclis tatilde. Ne yapacaksınız? Tatilden toplayacaksınız. Tekrar o konuda kanun çıkacak. Siz tatilden toplamaya çalışacaksınız. Diğerleri tatilden gelmemek için uğraşacak muhalefet. Siz grup toplan, siz kanun için hazırlık yapacaksınız. Onlar her biri birer kişi, onar dakikalık söz almaya çalışacaklar. Süreyi uzatmak için bağırış, kavga, çağrı. Yaş uzayacak. Tiyatroya da eyvallah etmememiz lazım. Efendim kanunda kanun. Kanun olduğunda da kendileri demiyorlar mı? Cumhurbaşkanı istiyor, mecliste kanunu çıkartıyor. Çoğunluk kimdeyse, ki bu sadece AK Parti dönemiyle sınırlı bir tartışma konusu da değil. Ta 28 Şubat sürecinde de bırakın başbakanın istediği kanunun çıkmasını, darbeci generallerin istediği kanunlar çıkıyordu. Darbeci generaller Milli Güvenlik Kurulu'nda diyordular ki İmam Hatiplerin orta kısmını kapatacaksınız. Erbakan Hoca bunu meclise sevk etmemiz lazım. Meclis bakalım ne diyecek dediği noktada sen işi yokuşa sürüyorsun deyip Erbakan hükümetini de indirdiler. O Doğru Yol Partili bakanı, bu milletvekilini Doğru Yol Partisi'nden hemen hemen tamamı, o tarihte Refah Partisi'nden bir kişi istifa etti. 150 küsur milletvekili vardı. Diğerlerinin hiçbiri, hiçbir bakan, hiçbir milletvekili biri dışında istifa etmemişti. Ama Doğru Yol Partisi'nden milletvekillerini, hatta bakanları rüşvetle, şantajla istifa ettirdiler. Sonuç ne oldu? Mesut Yılmaz Başbakanlığındaki hükümete, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 8 yıl kesintisiz eğitim yasasını teklif ettirdiler ve o kanunu çıkarttırdılar. Şimdi o rezil durum mu, yoksa bugünkü hiçbir tartışma olmaksızın, ya Yaşar Güler şimdi herhalde yoldan geçen birisini Genelkurmay Başkanı yapmıyorsunuz. Zaten yıllardır Genelkurmay Başkanı olan, Genelkurmay ikinci başkanlığı yapmış bir kişi, bir yıl daha görev süresi uzatılıyor. Bunun için şimdi gidip kanunlar, meclisi toplayalım, o tartışsın, bu tartışsın. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu konu düzenlenir. Kanunda bir eksiklik, bir boşluk varsa ve bu yolda hızlı bir şekilde adım atılmış olur. O noktadan da Cumhurbaşkanlığı sistemini Ali Gülala'dır, hatadan münezzehtir diye gösteren kimse yok. Ama bu tür hızlı adım atılması gereken konularda da faydalı bir sistem olduğunu da hatırlatmamızda fayda. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nde de ADD'nin şeyi vardı, 28 Şubat çağrısı, bırakın diyor subayları. Evet. Küçük bir başlık halinde vermişler. İçeride herhalde ayrıntıları var. Atatürkçü Düşünce Derneği subayları bırakın diyor. Hem şunu dese, ya darbecilik de yapmış olsa yaşları geçkindir, rahatsızdırlar. Dolayısıyla bu kişileri cezaevinden bırakın deseler subay belki. Subay değiller. Şey olmadılar mı? Rütbeleri sökülmedi mi? Rütbeler söküldü. Dolayısıyla subay da diyemezler. Tabii onu da takip etmek lazım. Gerçekten, çünkü İzmir'de mesela Çevik Bir'in ismiyle anılan bir cadde vardı. O aylar sonra, mahkumiyet kesinleştikten aylar sonra defalarca yayın yapıldı. Defalarca Akit Gazetesi'nde haber yapıldıktan sonra İzmir'de o caddeden o tabela kaldırıldı. Ama Türkiye'nin genelinde Kenan Evren adına, Çevik Bir adına, belki diğer darbeci generaller adına isim verilmiş sokaklar, caddeler veyahut da bulvarlar veyahut da kültür merkezi, okullar,
niceleri vardır belki. Bunların da hızlı bir taramadan geçirilerek darbecilerin isimleri oralardan sökülmesi lazım. Şimdi Atatürkçü Düşünce Derneği bir bilinçaltına hitapta bulunuyor. Bunlar subay diyor. Bunlar vatan için çalışan insanlar diyor. Hayır, mahkeme kararını verdi. Kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla bu kişilerin bulundukları görevi suistimal ettiklerini ve subaylıktan atılmaları gerektiğini, emekli de olsalar emekli subay sıfatını kullanmamaları gerektirecek şekilde kararını verdi. Bir de olayın bir başka boyutu daha var. Şimdi gözden kaçırmamak lazım bu noktayı da. ADD kim? ADD'nin başkanı. Şu anki mevcut başkanı Hüsnü Bozkurt, CHP Konya milletvekili. Aslında CHP istiyor. Evet. Ama bunu açıktan söyleyemiyor. Paravan şirketlerine, paravan yan kuruluşlarına, STK'larını konuşturuyor. Onlar üzerinden. Şimdi yarın denirse, ya siz niye bizim 28 Şubatçılarımıza destek veriyoruz ya işte. O dönem helalleşme muhabbeti yapıyorduk. Ama el altından da ADD çalışıyordu. Sürekli bununla ilgili algı oluşturuyordu gazetemizle birlikte. Cumhuriyet Gazetesi'ne hemen bir başlık attırıyorduk. Düşünebiliyor musunuz? Kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olan ki anayasal düzeni cebren değiştirmeye teşebbüs suçu. Çocuk oyuncağı değil. Şu kişiyi yaralamışsın, bu kişiye tokat atmışsın, trafik kazasından dolayı yargılanıp mahkum olmuşsun suçu değil. Anayasal düzeni cebren değiştirmeye teşebbüs suçundan dolayı mahkum olmuşsunuz. Bunlar serbest bırakılmalı diyor ADD. Ama dindar insanlar söz konusu olduğu zaman herhangi bir kesinleşmiş mahkumiyet kararı falan yok. Dava bile yok. Bu kişi şu göreve nasıl getirilir diye hesap sormaya çalışıyorlar. Şimdi biraz sonra konuşuruz, tartışırız. ÖSYM'nin başına gelen kişi şöyle şöyle bir kişi diye sıralıyorlar. Ne sıralıyorlar? Herhangi bir adli sabıka ile ilgili bir şey mi söylüyorlar? Hayır. Kendi kafalarında kurdukları şu sivil toplum kuruluşuna üye, şu sivil toplum kuruluşu çatısı altında şu etkinliği düzenlemiş. Dolayısıyla bu kişi şu göreve nasıl getirilir diyorlar. İyi güzel de siz kendiniz şu an itibariyle anayasal düzeni cebren değiştirmeye çalışmaktan mahkum olan, bağımsız yargının mahkum ettiği kişilerin serbest olmasını istiyorsunuz. Belki bu kişiler şu an görevde olsaydılar, bu kişilerin emekli edilmesi için bir çalışma olsaydı asla emekli edemezsiniz. O kişiler cumhuriyeti savunan subaylardır diye algı çalışmalarını devam ettireceklerdi. Evet. Kaç dakikamız var reklama? Arkadaşlar söylerse ona göre yeni konuya geçmiş olalım. Yeni konumuz ne? Gündem maddemiz ne? Evet. KPSS'deki hadiseyi konuşacağız. Ona ilişkin manşetler var, değerlendirmeler var. Ali Bey az önce ufak bir tüyo verdi. Bakın Sözcü ne söylüyor? Bence Sözcü'nün söylediği Saadet'in de, Saadet'e gönül veren kişilerin de, izleyicilerimizin de aslında istikametini belirlemesi gereken husus. İşte sizi böyle görüyorlar. Karşı taraf sizi tam olarak böyle görüyor diyebileceğimiz bir nokta. Ali Bey az önce küçük bir tüyo verdi ama biz reklam arasına gideceğiz. Siz de mümkünse çaylarınızı tazeleyin. Geri geldikten sonra işte o tüyonun detaylarını konuşacağız. Devam ediyoruz. KPSS dedik, sözcüyle direkt giriş yapalım. Hatta önce olayı anlatalım. Evet. Ondan sonrasında muhalif basın nasıl tüyo veriyor kendisiyle alakalı, nasıl ipucu veriyor onu söyleyelim. KPSS'de dün ne oldu? Dün yeni atanan ÖSYM Başkanı KPSS sınavlarını iptal ettiğini söyledi. İptal edildiğini söyledi. Şaibenin şeysine dahi tahammül etmeyeceklerini, bu konu bütün detaylarıyla araştırılana kadar, çözülene kadar da kimseyi mağdur etmeyeceklerini, bu anlamda adım attıklarını söyledi. Akit'te manşetinden sızıntıcılara değil ama sızıntıyı tırnak içerisine alarak söyledi. İzleyicilerimiz o sızıntının ne olduğunu çok iyi biliyor. Sızıntıcılara değil devlete güvenin diyor Akit. Yeni ÖSYM Başkanı Ersoy, KPSS iptal, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Eski Türkiye artıklarının giriştiği bir operasyonu bertaraf edeceğiz. Bu şekilde diyor Akit'e konuşan kişiler de, Akit'e konuşan
konuşan yazarlar, çizerler ve aynı şekilde STK temsilcileriydi. Peki Posta'nın manşetinde kozmik oda göz altında diyor. O soruları hazırlayan ekibe yönlendirildi. 7 İklim Dergisi dedikleri ya da dergisi değil yayın evi dedikleri yayın evine dergiyle karıştırmayalım. Dershane. Tabii dershaneye yönelik bir işlem oldu. Dershanenin açıklaması var. Ya bizde bir şey yok. Galiba biraz ÖSYM bu konuda soru hazırlarken biraz pasval mı davranmış, dikkatsiz mi davranmış, neyse artık şeklinde bir açıklama yaptı. Muhalif basın diyor ki sabah manşetten kimsenin hakkı yenmeyecek diyor. Muhalif basın da diyor ki çürük tahta çivi tutmaz. KPSS'de suçüstü oldu iktidar diyor bir gün. Sanki AK Parti iktidarı taraftarlarını KPSS vasıtasıyla şeye atamak için, kamu kurumlarına atamak için bir oyun oynuyormuş algısı üretmeye çalıştı. Sözcüyü de ya siz olayı anlatın ya da Sözcü'yle giriş yapalım. Sözcü de aslında Saadet Partisi kardeşlerimizin buradan evet istikametimiz parti yöneticilerimizin belirlediği istikamet müspet değil. Sözcü itiraf ediyor. Bakın Sözcü. Oradan bence bir ders çıkarılması lazım. Diyor ki bir cemaatçi gidiyor, bir cemaatçi geliyor. Hala akıllanmıyoruz. FETÖ'nün soruları çalarak devlete sızdığı ortadayken son KPSS rezaletinin ardından ÖSYM'ye, bakın kim atanmış? Az önce dediniz ya şu Cumhuriyet diyordu ki darbecileri salın, darbecileri. Hüküm açıklanmış, ceza kesinleşmiş. Rütbeleri sökülmüş darbecileri salın diyen adamlar. İsmail Ağa cemaati sevdalısı Ali Bayram Ali Ersoy atandı diyor. Profesör doktor atandı. Peki detayda daha da ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki peki kimmiş yeni ÖSYM başkanı? Bakın büyük bir sır, muazzam bir kaosu deşifre ediyor şimdi Sözcü aklı sıra. Diyor ki SP'ye yani Saadet Partisi'ne, buradan Saadet Partililere o mesaj işte buradan geliyor. SP'ye yakın Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi ESAM İstanbul Şube Başkanlığı yapmış. Merkezin yönetiminde milli görüşün ileri gelen isimlerindenmiş. ÖSYM'ye atanan Ali Bey, Bayram Ali Bey. Ayrıca İsmail Ağa cemaati sempatizanıymış. Geçen Haziran'da ölen İsmail Ağa cemaati lideri Mahmut Usta Osmanoğlu'nun da ardından övgü mesajı atmış. Bir teröristin ardından sanki övgü mesajı atmış CHP İstanbul İl Başkanı'ndan bahsediyor adeta Sözcü. Şimdi ben diyorum ki olayı anlatalım. Tek tek anlatın ama Saadet Partili kardeşlerimiz işte yöneticilerinizin ittifak yaptığı adamlar bu. Size böyle bakıyorlar. Evet, Sözcü gazetesi de Bir Gün gazetesinde de aynı fotoğraf var. Şu sol taraftaki fotoğraf. Arapça bir levha varsa arkasında demek ki bu adam şöyle şöyle bir adamdır şeklinde hemen mahkumiyeti zihinlerde oluşturacaklarını zannediyorlar. Şimdi Bayram Ali Ersoy'a niye itiraz ediyorlar? İşte şu 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 özellikleri Saadet Partisi çizgisinde sivil toplum kuruluşlarında görev yaptığı veya etkinlikler düzenlediği, onlara katkı sunduğu gerekçesiyle ve kendilerine bir de fotoğraf bulmuşlar. O fotoğrafta arka noktada bir Arapça yazı var. Bu Arapça yazı olduğuna göre bu kişinin kafa yapısı İşte olumsuz, laikçilere göre olumsuz diye bir algı operasyonuna imza ediyorlar, atıyorlar. Ben bakayım dedim levhada ne yazıyor. Burada çok net olarak görünmüyor ama Bir Gün gazetesi tek fotoğraf olarak kullandığı için orada daha net olarak okunuyordu ve oradan baktım. Bir ayeti kerime. Ve teavenu alel birri ve tekva. Yarışınız iyilikte ve takvada. Sakınma noktasında takvada birbirinize yardımlaşınız, yarışınız anlamında bir ayeti kerime. Şimdi ne güzel ya ÖSYM başına gelen bir kişi iyilikte, güzellikte ve günahlardan kaçınmada birbirinizle yardımlaşınız diye bir ayeti kerimemiz var ve bu ayeti kerimeyi arkasında levha olarak asan bir kişiymiş.
Allah razı olsun. İnşallah ÖSYM başkanlığı döneminde de aynı şekilde takvada, yani günahlardan kaçınmada ve iyilik yapmada birbiriyle yarışan insanlar topluluğunun bir öncüsü olur diye Bir Gün Gazetesi de, Sözcü Gazetesi de bir temennide bulunması gerekir. Muhafazakar insanlar zaten aynı duaları, aynı temennileri yapmaları gerekir. Ama bunlar hemen algıyı oluşturuyorlar kendi kafalarında. Ve sanki Bayram Ali Ersoy da evvelki FETÖ'cüler dönemindeki gibi yanlışlara imza atacakmış gibi veyahut da işte bir gruba pozitif ayrımcılık diyeyim en nazik tabiriyle, ama onların kafası kadrolaşma şeklinde, soruları çalıp belli gruplara verme şeklinde operasyonlara imza atacakmış gibi bir algı oluşturuyorlar. Halbuki şunu demiş olsalar, arkanızdaki ayeti kerimeyle inşallah dört dörtlük uygulama yaparsınız. O ayeti kerimede belirtilen düsturları, ilkeleri hayata geçirirsiniz diye bir kendilerinden de ben bir dua beklerdim. Ama bunu yapmıyorlar. Peki ne diyorlar? İşte ESAM'da görevli. Efendim işte Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'nin taziyesinde bulunuyor vesaire diyor. Temel Bey de taziyeye gitti. Yani. Taziye. Şimdi Saadet Partisi'ni... Bizim ittifakımızın içinde ne arıyor demiyorlar. Evet. Ne arıyor boş verin, kefilimiz diyorlar. Saadet Partisi CHP'nin kefilidir yeni dönemde. 6+1 ittifakı içerisinde yer alan Saadet Partisi Türkiye'de dindar insanlara herhangi bir haksızlık yapılmayaması noktasında CHP'nin eski sabıkalarını silip süpürüp çöpe atma noktasında kefildir diyorlar. Saadet Partisi de herhangi bir itirazda bulunmuyor. Şimdi şu tablo çerçevesinde bana bir izah etsinler. Nedir yani sonuçta şu isimlerle ilgili herhangi bir olumsuz bir sabıka kaydı mı bulmuşlar? Herhangi bir yanlışlık mı bulmuşlar? Ki bu Bir Gün Gazetesi 1970'li yıllarda, 60'lı yıllarda o deniz gezmişler eline silah alıp devletin askeriyle çatışan insanları kahraman diye gösteren insanlar oraya gelince bunlar kahraman diyorlar. Deniz gezmişi CHP'li milletvekilleri, yanındaki Hüseyin İnanları, Yusuf Aslanları kahraman diye gösteriyorlar. Ama dindar birisi söz konusu olduğu zaman ben özür diliyorum. Yani deniz gezmişle de kıyas yaptığım nokta bile aslında yanlış bir kıyastır. Deniz gezmiş bu ülkede İdam cezasına çarptırılmış bir mahkumdur. İdam cezasına çarptırılması gerekmezdi de 20 yıla hapse mahkum edilmesi gerekirdi diyenler çıkabilir. Ama sonuçta eline silah aldığına göre bir suçlu kişidir. Bu çok nettir. Dolayısıyla onunla kıyaslamamız bile öğretim üyelerinin, dindar insanların onlara belki bir saygısızlıktır. Ama bu örnekleri yapmamız lazım ki karşımızdaki insanlar ne kadar ceberrut bir kafayla bize algı operasyonları yapıyor, bunları görmemiz lazım. Bu noktadaki ben eleştirilerimi yaptıktan sonra şahsen şu konuyu da ifade etmek isterim. KPSS ile ilgili takipçisi olacağız dedik. Geldik ikinci, üçüncü gününe geldik. Bugün itibariyle dün açıklama yapıldı. KPSS yapılmış olan imtihanı da 31 Temmuz'daki imtihanı da iptal ettik dediler. 6 Ağustos'ta ve yanılmıyorsam 8 Ağustos'ta tekrar veya 14 Ağustos'ta tekrar bir imtihanlar vardı. İkinci, üçüncü onlar aşamalar. Da iptal edildi. Onlar da iptal edildi ve 17 Eylül itibariyle yenileri yapılacak diye açıklama yapıldı. Kafalardaki soru işaretlerinin dağılması, herhangi bir şüphe, herhangi bir şaibe ihtimali kalmaması amacıyla. Ama ben geldiğimiz noktada birilerinin yaptıkları o algı çalışmasında 20 soru çalındı iddialarında hala bugün geldiğimiz noktada 20 tane çalınan soruyu görmedim. Bugün de 21 diyordu bu muhalif gazetelerden biri de 21. Evet. Sorunun hangisi? Rica ediyorum göstersinler. Hangisi?
göstersinler. Yani eğer çok şey yapıyorlarsa, bizim sayfalarımızda bunu yayınlayacak yerimiz yok diyorlarsa bize göndersinler. Ya şu şeyin, o şeyin, soru kitapçının bir orijinal nüshasını, evet, bile temin edemedik. Bir tarihiyle birlikte bize. Şu kitapta çıkmış, evet, dedi. Yani fotoğraf hariç, internette yayınlanan fotoğraf hariç, binlerce kişi girdi bu KPSS'ye. Şu işte bakın bende bu deyip, hadi bize gelmedi, Sözcü'ye niye gitmedi, bakın fiyaskoyu ortaya çıkarıyoruz diye. Yani bir iddia var, tamam, bir şaibe oluşturulmaya çalışılıyor, eyvallah. Cumhurbaşkanı ÖSYM Başkanı'nı görevden alıyor, evet doğru. Yerine bir başkasını atıyor, evet doğru, orası da doğru. O yeni atanan kişi KPSS'de küçücük bir şüphe, şaibe olmasını arzu etmem diyerek KPSS imtihanını, yapılmış olan imtihanı iptal ediyor. Peki, ona da tamam, ama ben şu ana kadar hala çalınan soruların ne şekilde çalındığını ve hangi soruların çalındığını ne göremedim. Ne şekildeyi bile geçtim. Evet. Şu 7 iklim yayınlarının çıkartmış olduğu KPSS soru kitapçığı. Bu kitapçıktan çalındı diyor, değil mi? Şu da şey, ÖSYM'nin kitapçığı. İşte açtık ikisini. Bakın bunda 11. sayfanın işte 21. sorusu. Bunda 35. sayfanın 21. sorusu. Şıklarına kadar aynı işte diyen biri yok. Şimdi 7 iklim dershanesinin sahibi de çıktı. Dün açıklama yaptı. Hatta öğretmenlerden bir tanesi, eğer doğru çıkarsa ben intihar ederim şeklinde rest çeken bir şekilde açıklama yaptı. Tabii şimdi rest çekecek şekilde ben intihar ederim, şöyle yaparım, böyle yaparım şeklindeki, sadece bu cümleden yola çıkarak ya doğru söylüyordur diyecek noktada değilim. Ama bir rest çekme var. Hodri meydan diyor. Hodri meydan dediği noktada karşı iddia sahibi de, al kardeş bak sorular şunlar, ÖSYM'nin imtihanındaki soru şu, sizin 7 iklim dershanesi olarak yayınladığınız kitapçıktaki veyahut da YouTube'da yayınladığınız videodaki işte soru çözümünüz şudur diye somut olarak onlar, göstermeleri lazım. Onlarda da şey şu, sorun şu. Onlar da işte bizim kitapçıklarımız burada arkadaş. 15 tane kitapçık başım size. Atıyorum yani ben çok rakam. Fazla var. 100 bin sorudan misal, bahsediyorlar. Tam, yani onu da tartışmamız tutan, lazım. Ama tutanı söylüyor. Diyor, evet, ki tutan 7 iklim dershanesinin bilmem ne kitapçığı. Evet. Tutan neyse biz onu, de bakın bu diyecek. Onu açıklaması lazım. Şirketin sahibi konumundaki kişi, ben ihale mihale almadım. Hayatımda bir kere bir tane ihale aldım. O da işte engellilerle ilgili galiba bir kitapçık basımıyla ilgili bir ihale almış. Fakat karşı cenahın iddiasına göre işte şu kadar ihale almış. Tabii dil, dil neler sınavlarını neler basıyor diyorlardı. Şunu yapıyor diyorlar. Hiçbir şey. Meğerse onları da Meteksan basıyormuş zaten. Yani yine bu işi yıllardır yapan, kamu kurumu niteliği taşıyan bir kurum yapıyormuş. Yani öyle dışarıya da verilmiyormuş. Evet, o açık öğretim fakültesiyle bağlantılı bir şirket. Sonuçta oranın da bir hodri meydan şeklinde res çekişi var. Uzun bir açıklama yapmış aslında şirket sahibi de. Daha evvelki tarihlerden de bazı anlatımlar yapmış. O daha evvelki tarihlerdeki anlatımlarını da bazı medya organları alıp sanki son imtihanla ilgiliymiş gibi gösteriyorlar. Mesela evvelki yıllarda diyor, 3 yıl 5 yıl önceki imtihanlarda bizim sorularımızdan ÖSYM almıştı, yararlanmıştı. Bu bir özensizliktir diyor. Şimdi onu almışlar sanki son imtihan için bunu söylemiş gibi. Ben hala onu da dışlamıyorum ama. Evet. Yani hala. Ama çıkarsınlar göstersinler yani. Ben de budur, bunu diyecek, sorma bravo hakkım var. Yani diyorum ki ya son 31 Temmuz'daki bir sorudan, bir kitapçıktan bahsediyoruz. 31 Temmuz'da KPSS soruları şunlardır. Yani şimdi alındığı, iddia edilen 7 iklim dershanesinin bastığı kitapçık da şudur. Şimdi ben ÖSYM'de şunu söylüyorum. Ben ÖSYM ile alakalı şu. Şimdi baktığımızda soru hazırlayan bir ekip varmış. Evet. Bu ekip soru, sürekli soru hazırlayıp soru havuzuna atıyormuş. Şimdi ben o yüzden dışlamıyorum. Henüz bilmesek de olayın perde arkasını. Şimdi sen bu soruyu nereden hazırladın dediklerinde kendim çözdüm deyip, kendim buldum deyip belki gördüğü bir şeyin, kitapçığın içerisinden alıp oraya koymuş olabilir mi? Yani ÖSYM'de soru havuzunda soru hazırlayan kişilerden biri bunu yapmış olabilir mi? Ama yaparsa şimdi şöyle düşünelim. Biz ikimiz komisyondayız. 10 kişi daha var diyelim. 12 kişiyiz. Ali Karahasanoğlu
bir soru hazırlıyor. Diyor ki işte Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprüler hangileridir diye aşağıdakilerden gösterin. Ali Karahasanoğlu bu soruyu önermiştir. Yazının kenarına yazarsınız. Tabii. Ali İhsan'dan gelmiştir. Öyle soru. Zaten onu da öyle tamam, kaydediyorum. Bu soru Ali İhsan'dan geldiğine göre yarın öbür gün ama bunu da bir ekip tekrar kontrol eder. Piyasadaki zaten şu an o ediliyordur mutlaka. Ediliyordur mutlaka. Sonuçta da Ali İhsan'dan geldiğine Ali İhsan'a da sorarlar bunun hesabını. Nereden buldun bu soruyu? Ya kardeşim sen kendim ürettim diye bunun karşılığında da bir para da aldın bizden. Devletten bir tabii. para aldın. E peki kendim ürettim dediğin şeyi yatmış uyumuşsun. Sabahleyin kalkmışsın bir yerden bir dershanenin sorusundan alıp koymuşsun. En iyi niyetli yorum bu. He, bir de arka planında o dershaneyle anlaşma yapıp onun sorusunu alıp buraya koymuş olma ihtimali var. O da ortaya çıkacak. O da ortaya çıkarılması lazım. Dolayısıyla belki biraz sabretmemiz gerekecek. Bir gün, iki gün, üç gün. İnşallah log kayıtlarıyla, bilgisayar kayıtlarıyla, tüm ayrıntılarıyla bunlar çıkartılması gerekiyor. Bir de orada farklı bir durum daha var. Bu soruyu hazırlayanlar da soru bu olacak KPSS'de diyemiyorlarmış. O soruyu hazırlayanlar bir havuza sisteme atıyorlarmış. Sistemden o sorular bir başka ekip tarafından önce kontrol edilip bu soru doğru mu? Cevabı doğru mu? Kontrol edilip çekiliyormuş. Yani bu atan kişilerin de o sorunun oraya kesinlikle KPSS'de yer alacağını bilerek soru atmıyor. Sadece soru atıyor. Ve dediğiniz şey hani kimin attığı belirlenir hususu da zaten tespit edecek yok, bir şey. Nettir. Çünkü attıkları soru başına bir gelir elde ediyor, bir prim alıyorlarmış. Evet. Şimdi o soru nasıl prim alacak? Demek ki o zaman birisi Ali İhsan Karahasanoğlu, Murat Alan 21. soruyu hazırlayan kişi tamam ona bir prim yazıyoruz demesi için o sorunun zaten KPSS'de yer alacağını bilmesi gerekiyor. Evet. Yani bunların hepsi aslında sakin olunursa ortaya çıkabilecek bir şey. Şu şeylere uyulmazsa yani sanki soru hırsızlığı varmış gibi ya işte AK Parti bürokrasiye kendi adamlarını sokmak için KPSS'yi niye kullansın? 50 bin tane formül var bunun ya için. CHP'nin, siz zaten diyordunuz kadrolaştı. CHP'nin özgür nası kendisi açıklamadı mı? Evet o işçi alımı, o memur alımı eyvallah ama sonuçta siz daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na oturalı bir yıl olmuşken Özgür Nas, CHP'li Özgür Nas ne dedi? Biz İBB'ye 100 kişi alıyorsak örnek dedi. Bunun 35'ini CHP kadrolarına veriyoruz. 15'ini İYİ Parti'den alıyoruz. 15'ini de diğerlerinden alıyoruz dedi. Bu kadar net. Mülakatlı, efendim yazılı imtihandı, şuydu buydu. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Direkt CHP İstanbul İl Başkanlığı yazıyor, bir liste veriyor, 35 kişi buradan alınıyor, i̇şte 100 kişiden. Bu. E şimdi bunu yapanlar kalkıyorlar şimdi Cumhuriyet Gazetesi, tüm sınavlar araştırılsın. Ya araştırılsın eyvallah. Ama bir ekip kurulsun, ODTÜ'den mi geliyor, en azılı solcular mı geliyor, kim gelirse gelsin şu sistemi. Gelsinler baksınlar desinler ki ya objektif gözle bakıyoruz biz. Evvelki dönemlerde de Ecevit döneminde de KPSS imtihanları vardı. Objektif olarak biz diyoruz ki 99'da sınav iptal edilmiş. Ya. Dolayısıyla şu kriterlere göre olması gerekir. Aklın yolu birdir. Sonuçta gerçekten doğru bir teklifle karşımıza geliyorlarsa yapılsın. Ama bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alımlarında da uygulansın. Devletin alımlarında da uygulansın. Kendilerine gelince CHP kadrosuna hasrediyorlar alınacak işçileri. Ama öbür tarafta da efendim bütün imtihanları biz incelensin. Tamam TUS'u kadar yani uzmanlık sınavına kadar bunlar incelensin diyorlar. İyi güzel de siz kendiniz şu an kendinizi ayan beyan itiraf ediyorsunuz. Diyorsunuz ki Türk Tabipleri Birliği işte demokrat, solcu doktorların yönetimidir diyorsunuz. E o uzmanlık sınavından geçen adamlar, uzmanlık sınavından geçenler solcular olduğuna göre demek ki orada herhangi bir şekilde AK Parti'nin herhangi bir dahli, uzmanlık sınavında solcuları geçirmeyelim diye herhangi bir ayrımcılığı falan söz konusu değil. Şimdi kendi adamlarını, yandaşlarını atıyorlar diyor. Bakın KPSS'de Takvim Gazetesi sabahta gördüm, takvimde gördüm.
full itirafı diyor. Kim itiraf etmiş? Yüz binlerce gencin hakkını gasp etti diyor. Kimden bahsediyor? CHP'li belediye başkan yardımcısı İzel Zengin Obuz. 2010'da kendisine verilen sorularla ÖSYM'de full çektiğini açıkladı. 2010'da kim çaldı soruları dedik? FETÖ. Kim o FETÖ'yü ifşa etti dedik? AK Parti. KPSS hırsızlığını 2010 ve sonrasında, öncesindekileri de dahil, KPSS hırsızlığını Akit yazdı defalarca manşetine çekti. Şimdi o soru, o dönemle ilgili konuşuyor. Gazi Emir Belediye Başkanımızı İzel Zenginobuz mecliste, belediye meclis toplantısında farkında olmadan itiraf gibi bir açıklama yaptı. Bir dershaneden aldığım sorularla üniversite sınavında matematikten full çektim dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, bu bir itiraftır. Dershanenin adı ne? Kul hakkı yemiş, gençlerden özür dilesin diyerek istifaya çağırdı. Bu konu hakkında henüz bir işlem yapılmadı diyor. Şimdi Cumhuriyet diyor ki tüm sınavlar araştırılsın. Tamam. Şey de diyor ki Gazi Emir CHP belediye başkan yardımcısı da diyor ki ben girdim 2010'da bir dershaneden aldığım sorularla full çektim diyor. Ki ayrıntıları da var. Avukatmış hanımefendi. Şu an hukuk fakültesine girmiş demek ki o imtihan neticesinde ve fakülteyi de bitirip şu an avukatlık fiilen yapan bir isimden bahsediyoruz. Arkadaşlar dediler ki şu dershaneye gidelim. Aslında benim gitmeye niyetim yoktu fakat beni ikna ettiler, gittim. Orada anlatımlara göre ki benim katıldığım, devam ettiğim başka dershane vardı. O dershanede anlatılmayan tiyolar verildi bana diyor. Yani. Ki gittiği yer yani bir günlük, iki günlük bir eğitim. Öbür tarafta bir yıl belki dershaneye tam gitti. Tam çıkacak soruları anlatmışlar. Tam nokta atış yapıldığını belirtiyor. Ben de şimdi dürüst bir insandan beklentim, bir hukukçudan beklentim şudur. Bu dershanenin ismi şudur. KHK'yla da kapatılmış mıdır? Evet. FETÖ dershanesi midir? Sol çizgiden gelen birisi olarak senin o FETÖ dershanesinde ne işin vardı? Şimdi bugün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu o dershaneler kapatılırken kıyamet kopartmış mıdır? Niçin kopartmıştır? Niçin ders ve onlara destek vermiştir? Niçin KPSS imtihanları o tarihlerde iptal olsun, iptal olsun diyenler iptal olduktan sonra o KPSS imtihanlarında başarılı olmuş gibi gösterilen kişiler görevden ihraç edilince bunların hepsini görevlerine iade edeceğiz diyorlar. Bunların hepsini serin kanlı bir şekilde tartışmamız lazım. Ama burada hemen boğazımıza düğümlüyorlar lafları. Ya siz 2010 yılında imtihanlarda şaibe yok dediniz. Efendim FETÖ'cülerle kol kolaydınız vesaire vesaire söylemlerle tüm yapılmak istenilenleri engellemeye çalışıyorlar. Ben de diyorum ki ya 2010 yılında gerçekten yapılan hırsızlıkları görememiş olabiliriz. Siz gördüyseniz, bakın siz gördünüz, CHP'liler olarak gördüyseniz, hele hele böyle şahitlikleriniz de varsa. Şimdi biz 2014'te gördük bunu. Bu yanlışı 2014'te gördük. Onların tepesine sizin vurduğunuz balyozun iki şiddetlisini vuruyoruz şu an. O dershane sahiplerine de, FETÖ'cü, o soru çalanlara da. İki şiddet daha büyüğünü vuruyoruz. Siz niye onları savunuyorsunuz şu an? Ha 2010'da görmüşsünüz bunu. Bugün itibariyle o FETÖ'cülere niye sahip çıkıyorsunuz? Ben söyleyeyim Ali Bey. Dini bir cemaat gibi göründüğünde AK Parti anlı secdeli adamlar diye destek verdi diyor. Ne zaman ki dini bir cemaat değil, CIA güdümünde hareket eden bir terör örgütü olduğu ortaya çıkınca da bu arkadaşlar dediler ki ya biz sizi yanlış tanımışız, biz sizi dindar adamlar zannediyorduk, oysa değilmişsiniz, sahip çıkmaya başladı. Dindar adam Tayyip Erdoğan'mış, biz de refleksimiz sürekli dindar adamlaradır. Biz o tarihte o adamı dindar zannediyorduk. Dolayısıyla o adama düşmanlık yapıyorduk. Tayyip Erdoğan'a da düşmanlık yapıyorduk. Şimdi o adamın dindar adam olmadığı, CIA kuklası olduğu ortaya çıktı. Tayyip Erdoğan'ın dindar adam olarak siyasete devam ettiği şimdi bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Bizim de CHP'liler olarak refleksimiz kime karşı? Dindar insana. CIA kuklalarına değil. Onun için CIA kuklalarına sahip çıkıp dindar
olan Tayyip Erdoğan'a karşı çıkıyoruz diyorlar. Bu tabloyu da halkın iyi değerlendirmesi gerekir. Evet. Bir de bir şey daha vardı, skandal daha vardı. Bakın dün yalan deşifre olmasına rağmen bir gün hala aynı yalanda ısrarcı. Bakan Soylu yine kadrajda diyor. Skandalın merkezindeki 7 iklim yayın evi asıl mağdur sözleriyle kendisini savunurken kuruma bağlı dershanenin afişinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaretinden fotoğraflar kullanıldı. Durum sosyal medyada tepkiyle karşılandı diyor. CHP milletvekili dün bu yalanı ortaya çıkarmıştı. Demişti ki ya dershaneyi ziyaret etmiş, dershanede bu dershaneyle işbirliği içerisinde işte görüyorsunuz AK Parti hükümetine ilişkisi demişti. Meğerse o kullanılan fotoğraf kaymakam adaylarıyla Sayın Bakan'ın bir araya geldiği bir fotoğraf karesiymiş. Ne vekil sildi o tweetin o yalanını, ne de bunlar o yalanı biz böyle söyledik aslında öyle değilmiş demiyor. Belki bugünden sonra o FETÖ'cü dershaneler kapatıldığı gibi bugünden sonra da ya kardeşim gerek yok. Sonuç itibariyle siz ne yapmış oluyorsunuz? Bir şey üretmiyorsunuz aslında. Okullarda verilmesi gereken dersleri bir de hızlandırılmış bir şekilde sınav odaklı olarak vermeye çalışıyorsunuz. Bu arada da vatandaştan bir para toplamış oluyorsunuz. Böyle bir çalışmaya, böyle bir prosedüre gerek yok, ihtiyaç yok. Siz gelin nasıl ki o FETÖ'cü dershaneler kapatılırken onların bir kısmı okula dönüştürüldü. FETÖ'cü olmayanları. Çünkü bütünüyle dershaneler kapatılmak istendi. FETÖ'cüler kapatılsın. O 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonraki olay. 17-25 Aralık'tan sonraki o dershanelerin geneli kapatılsın 2013, şeklindeki. 2013 hatta Gezi isyanının hemen sonrasında. O noktada belki de MİT müsteşarının gözaltına alınmasıyla birlikte devlet dedi ki ya bu dershane avara kasnak usulü kendi kendimizi aldatıyoruz biz. Kendi okulumuzda vermediğimiz dersi dershaneler, aslında, özel dershaneler vasıtasıyla birilerinin cebine atıyoruz. Tam da dert yandıkları şey şimdi diyor ya 2010'da KPSS soruları bir dershaneye gidip aldım. Kim söylüyordu? Şey diyordu... 2010'da aslında fikir başladı. Bu dershaneleri FETÖ'nün yönlendirilmesiyle şey yapan, yürüyen bu insan kaynağı olarak kullanılan dershane sürecinin kapatılmasıyla ilgili fikir 2010'da başlandı. Tam da bunların o soruları alıp sonra da dert yandığı dönemde. Yani bir devlet aklı var, bakıyor, bir sıkıntı var orada, bir iddia var CHP'lilerin. Evet, dindarları hedef alıyorlar ama sonuçta araştırma yapıldığı zaman da ben hatırlıyorum 2012 avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavıydı yanılmıyorsam. Elazığ'dan bir avukat, kuyumculuk da yapan bir avukat full çekmiş. Sonra iddia ediliyor ki bu kişi FETÖ'cü olduğu ve sonuçta da soruları alarak o başarıyı gösterdiği iddia ediliyor. Ben birebir kendim, yani muhabir arkadaşlara da söylemedim. Kendim de hukukçu olduğum için avukatla da belki daha iyi bir diyalog da kurabiliriz düşüncesiyle kendisini aramıştım. Ya ne diyorsunuz? Bakın soruları çalarak full çektiğiniz iddia ediliyor. Şöyle bir hodri meydan der misiniz? Sol cenah bunu söylüyor, iddia ediyor. Şöyle bir hodri meydan yapar mısınız? Ya ben getirin bana benzer statüde bir imtihana sokun. %5 tolere edin beni. Artı olabilir, eksi olabilir. 100 sorudan 90'ına cevap verdiysem evvelki imtihanda bunda da 81 soruya veya 99 soruya. 81-99 arasında bana hak verin. Ama 81'in altına da inmez benim doğru cevabım diyebiliyor musun? Bunu sol gazetelere, sol medyaya karşı biz de senin arkanda olalım dedik. Tarih daha 2013, 2012 belki. Yani FETÖ'nün o yargı darbesinin falan daha henüz yapılmadığı ortamda veyahut da belki yapıldıktan bir ay, iki ay kadar bir geçiş süreci içerisinde. Ya ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Ben bu konuyu medyada tartışmak istiyorum. O zaman bende de şüphe yüksek bir zirveye çıkmış oluyor tabii. Dolayısıyla burada 2010 yılındaki KPSS imtihanındaki o iddialar not alınmıştır devlet aklı tarafından. Ya kardeşim burada bir şeyler yapıyorlar herhalde. Ama önemli olan şey şudur. Dershaneleri kapatılması noktasında siyasi iktidar adım atmak istediğinde bu CHP zihniyeti ölümüne o dershanelere sahip çıkmıştır.
FETÖ'cülerin dershanelerine sahip çıkmıştır. Oradaki bir hokkabazlığı da hatırlatalım. Yani kendileri, kendi dershaneleri bilindiği için askeri okullara öğrenci sokmak için dershaneye giden, önceden belirledikleri öğrencileri şantajla veya başka şekillerde sahiplendikleri sol zihniyetli yöneticilerin olduğu dershanelerde yetiştirdiler. Adama bakıyorsun, Kuleli Askeri Lisesi imtihanına girmiş. Arka planda FETÖ onu önceden almış, belirlemiş. Bu adamı Kuleli Askeri Lisesi'ne sokacağım diyor. İyi kötü de 3 tane 5 tane de bir şeyler de bilmesi lazım. Yani soruları çalacaklar ama tabii, yani 3-5 tane de bir şeyler lazım. De bilmesi lazım. Peki bunu nerede öğretelim? Kendi dershanemizde öğretirsek mimlenir. Bakarlar Kuleli Askeri Lisesi'ni imtihanına girerken veya sonrasında özgeçmiş araştırıldığı zaman FETÖ'cü dershane denir. Ne yapalım? Sol jargondan bir dershaneye yolluyorlar. Halbuki o dershanenin sahipleri de bu FETÖ'cülerin şantajı altındaki kişiler. Böyle kumpas kurulmuş, bu kadar derinlere inmiş bir CIA kuklası bir örgütten bahsediyoruz. Ama gelin görün ki bunu çok daha eski yıllarda biz söylemiştik diyen CHP'liler şimdi 2022 Türkiye'sinde Yıldırım Kaya, CHP milletvekili diyor ki daha henüz soruları ispat edememişken, çalındığını ispat edememişken diyor ki 2010'daki KPSS sınavı sorularının çalınmasından çok daha büyük bir şaibe bu son imtihanda vardır diyor. Böylece ne yapmış oluyor? FETÖ solda sıfır kalır diyor. Tamam işte şeyi de diyor ki, başkan yardımcısı da diyor ki ben o soruları girdim diyor. O dönem matematik sorularını KPSS değil ama başka bir şeyi matematik sorularını aldım diyor. Full çektim diyor. Ama o dershanenin ismini vermiyor. Halbuki vermiş olsa belki ülkeye de millete de bir katkısı olur. Belki yürümekte olan davalardan birisinde de solcu birisi olarak verdiği bu tanıklık sebebiyle o derin adamların dershanelerde nasıl soruları etrafındaki isimlere dağıttıklarını, neleri tahmin adı altında soruların nerelerden çıkacağını yönlendirdiklerini de ispat etmiş olurlar. Evet. Bir başka konu, Kemal Kılıçdaroğlu dün Uludere'ye gitti. Uludere'de yaşanan 2011'deki hadiseyle alakalı 34 kişinin ailelerini ziyaret etti. Helalleşmek için gidiyorum dedi. Sosyal medyada da şey soruluyordu. Yani cinayetin faili misin ki helalleşmeye gidiyorsun? Dershane şey hususunda, başörtüsü hususunda evet fail sendin. İmzacılardan biri sendin. Tamam git helalleş. Yani eğer gerçekten samimiysen 28 Şubat'ta failler sizsiniz, CHP'dir. Helalleş anlıyorum da şeyi de mi sahipleniyorsun, Uludere'yi de mi sahipleniyorsun gibi bir şey vardı. O ayrı bir tartışmanın konusu ama şunu söylüyor bakın. İlginç bir şey söylüyor. Yürek yangını sönmeden helalleşme olmaz diyor. Şimdi ben de diyorum ki başörtüsünde on binlerce insan mağdur edildi. Kemal Kılıçdaroğlu da o mağduriyetin devam etmesi için Anayasa Mahkemesi'ne giden ekip içerisindeydi. On binlerce kişi kılık kıyafetinden, sakalından, yine sadece başörtüsü değil, bunun mütedeyyin İslami kesimin erkeklerine de aynı zulüm uygulandı. Aynı şekilde hak mahrumiyetine uğradı. Memuriyette o dönem yine biz yazdık çizdik, memuriyette olup da başörtüsünü çıkartmaya zorlananlar işinden atıldı. İnsanlar gümüş yüzüklerine kadar takip edildi. Eğer gümüş yüzük takıyorsa ordudan atalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Şimdi bunlar hususunda, şimdi diyorsun ki Uludere'de diyor ki yürek yangını sönmeden helalleşme olmaz. Yani aslında hesaplaşmadan helalleşme olmaz demek istiyor. Şimdi Akit'e daha bir ay önce başörtüsü mağduru bir hanımefendi konuşmuştu.
Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesiyle ilgili. Biz helalleşmeyeceğiz dedi. Biz hesaplaşacağız önce dedi. Ben 15 yıl artı 1 yıllık memurum dedi. 15 yılımı çaldın, 1 yıllık memur yeni olabildim sizin yasakçılığınız yüzünden dedi. Hesaplaşacağız dedi. Şimdi burada da bunun benzeri bir durumu söylüyor aslında. Evet, samimi mi değil mi? Saadet Partisi'ni kefir gösteriyor. Biz samimi miyiz diyor. Ama biz somut veriler ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki 2008 yılında bu ülkede o darbeci askerlerin bulunduğu konjonktürde siz Anayasa Mahkemesi'ne gidip başörtü nasıl serbest bırakılır diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bizzat kendisinin de imzasının olduğu dilekçeleri gösteriyoruz. Ha, sonradan hidayete erdim diyebilir belki kendisi. Temel hak ve özgürlükler konusunda böyle yasakçılığın doğru olmadığına kanaat getirdim. O anlamda hidayete erdim ve temel hak özgürlüklerin sağlanması noktasında AK Parti çalışma yapınca ben de destek verdim diyebilir. O zaman da şunu yapması lazım. Ya ben sabıkalı bir adamım. Ben şu suçları işlemişim. Temel hak ve özgürlükler konusunda insanların binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanın haklarını kısıtlayan bir insan olarak siyasete devam etmem doğru değil. Benden sonraki nesil artık bundan sonra benim tavsiyem odur ki temel hak ve özgürlükleri kısıtlamaksızın ama yeni isimler olarak CHP çatısı altında siyasetlerini yapsınlar. Bizim ama sabıkamız var. Bizim yanlış yaptığımız, imza attığımız kanun teklifleri var. Anayasa Mahkemesi'ne gidip başörtü yasak olması gerekir diye verdiğimiz dilekçeler var. Ben bunun utancını devam ettiriyorum. Dolayısıyla da kendime siyaseti haram ilan ediyorum demesi gerekir. Bunu demiyor beyefendi. Helalleşeceğiz diyor. Kendi kendine iki tane, üç tane başörtülü birisini buluyor. Yeni Asya grubundan, şuradan buradan buluyor. Ve onlarla helalleştik, tamam biz o işi bitirdik diyor. Dönüyor, Uludere'ye gidiyor. Uludere'de 2011 yılında kaçakçı zannedilerek bombalanan 34 köylü var. O 34 köylüden helalleşelim diyor. İşte siz şöyle şöyle haksızlığa uğradınız diyor. Ben de diyorum ki ya Tunceli de bombalandı. Ki Kemal Kılıçdaroğlu Tuncelili. Nazımiye ilçesinden. Ben dün merak ettim. Nazımiye ilçesinden 1937-38 yıllarında o bombalanma sırasında bombalanan bir köy var mıdır, yer var mıdır diye 106-107 tane yer sıralanmış kaynaklarda. Ve o 107 tane değişik bombalanan yerde 11 tanesi de Nazımiye ilçesi sınırları içerisindeki yerler. Nazımiye işte şu derenin üst bölümü, şuranın alt bölümü diyerekten listelenmiş. Şimdi kendi ilçende ama CHP iktidarı döneminde bombalanmış yerler. Yine binlerce insan orada öldürülmüş. Gidiyor musun Nazımiye ilçesine? Nazımiye ilçesinde hemşerilerim sizinle helalleşmemiz lazım. CHP iktidarı döneminde biz burayı bombaladık. CHP olarak devamını olduğunu söylüyorsun. O iddiadasın. Dolayısıyla CHP iktidarı döneminde başbakan koltuğunda İsmet İnönü varken Cumhurbaşkanı sıfatıyla CHP'nin genel başkanı Mustafa Kemal olduğu bir dönemde şu kişinin hatası, bu kişinin hatası, o da ayrı olarak tartışılabilir. Ama sonuçta Tunceli bombalanmış, Nazımiye ilçesi bombalanmış. Bir hanımefendi var, işte pilot olmuş vesaire vesaire. Sabiha Gökçen, bir de havalimanına da ismi verildi. Ben şöyle bombaladım, böyle bombaladım diye de bir de güzelleme yaparak da anlatıyor. Hala da bugün itibariyle o da bir utanç vesikasıdır. Şu an İstanbul'un ikinci havalimanıdır. Sabiha Gökçen Havalimanı. Onun ismi verilmiştir. Buyursun Kemal Kılıçdaroğlu, CHP iktidarı döneminde gerçekten kendisinin sorumluluğu olan, partisinin sorumluluğu olan o bombalama sebebiyle bir helalleşmede bulunsun. Uludere ile ilgili helalleşme isteyen birisi olması gerekirse o AK Parti iktidarıdır. Öyle veya böyle sonuç itibariyle AK Parti iktidarı döneminde belki FETÖ'cülerin dahli vardır, belki başka olaylar yaşanmıştır. CIA'nin yanlış bilgilendirmesi vardı. Hepsini o da aydınlatılacak. Tabii, hepsi. Ama şimdi aydınlatılırken yine bu adamlar diyecek ki
6 sene sonra ne şunları gözaltına alıyorsunuz, ne bunları meslekten atıyorsunuz, biz bunların arş-ı alaya ulaşmış diyecek bunların feryadı. Yani o zaman yine bu adamlar sahip çıkacak. Dolayısıyla AK Parti bu konuda helalleşme isteyebilir, istemesi gerekir. Bunlar kaçakçılardı. Kaçakçılık da kanunlarda suçtur ama bunun cezası bombalanmak değildir. Burada PKK da büyük oranda suçludur. Çünkü PKK olmasaydı Türk Silahlı Kuvvetleri de oradan kaçakçılar geçerken onları terörist zannederek herhangi bir şekilde bombalama tercihinde bulunmazdı. Tamam, biz ileriki karakolda tedbirlerimizi aldık. Bunlar geldikleri noktada çevrilir etrafı, gözaltına alınırlar, mahkemeye götürülürler derdi. Ben merak ediyorum, kaçı o bombalamada görev alanlardan kaçı daha sonra 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'den ihraç edildi? Evet. Yani bunların hepsi, ama işte ben hala bu konuda diyorum ki AK Parti bunu araştıracak. Nasıl ki başbağları 22 sene, AK Parti iktidarının 22. senesinde sabır bulunduysa. Sabır diyoruz. Ama yani işte, 20 yıl sonra da olsa, 28 yıl sonra da olsa, Necip Hablemitoğlu da olsa, yani ulusalcı birisi de mağdur olsa, başbağlar gibi dini hassasiyetleri yoğun olan, çoğu da AK Parti'ye oy veren veya o tarih itibariyle milli görüş çizgisinde daha yoğun olarak gayret sarf eden bir köy halkı da olsa, kim olursa olsun, mağdur ise onun haklarını koruma noktasında AK Parti cesaret gösteriyor. Bu noktada da Uludere'de de haksızlığa uğramış insanlar için yine yaparsa, suçluları bulursa, mağduriyetleri giderirse AK Parti'nin gidereceği bir kuvvetle muhtemeldir. Ama CHP gibi işte FETÖ'cülerin kanallarına çıkıp dershaneleri kapatmak isteyerek bir grubu cezalandırmak istiyor, siyasi hırsla işlev görmek istiyor diye o siyasete dönük bir mesaj veren CHP'nin bu olayları çözmesi söz konusu olamaz. Evet, bir başka bir mevzu daha vardı. Eczacılar tükendi diye bir haber var. Cumhuriyet'te yaşayabilmek için bu kararı aldık diyerek ülke genelinde iş bırakacaklarını söylüyorlar. Eczacılar ilaç fiyat kararnamesinde yapılan düzenlemeyi yetersiz buldukları için ülke genelinde iş bırakma kararı aldı. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, meslektaşlarımız mesleklerini bırakıyor. İki eczaneden birisi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya diyor. Evet, biz eski yıllarda, yani SSK'nın kendisi ilaçları verdiği dönemlerde 15 yıl, 20 yıl kadar öncesinde eczanelerde işte mayo falan filan deniz ürünleri satılıyordu. Balonlar, bilmem neler satılıyordu. Eczacılar o kadar zor günler yaşıyorlardı. Ayakta durabilmek için satıyorlardı. Ayakta durabilmek için. Başka şeylere artık atlamıştılar. Çünkü ilaç satamıyordular. İlacı SGK güya üstleniyordu. Onu da veremiyordu. O da ayrı bir konu. Ama sonuçta eczanelerde ilaçtan ziyade başka şeyler satılıyordu. Şimdi AK Parti iktidarı döneminde devlet dedi ki ya bu işi eczaneler yapsınlar, biz ücretini eczanelere kendimiz verelim. Yani evvelki yıllarda emekli sandığı ilaçları verilir diye tabelalar vardı. Artık şimdi emekli sandığı falan filan diye bir şey yok. Sosyal güvenlik kurumu olarak memur emeklisi de olsanız, çalışanı da olsanız, işçi çalışanı da olsanız, işçi emeklisi de olsanız, hepinizin ilaçlarını gittiğiniz herhangi bir yakınınızdaki eczaneden alabiliyorsunuz. Devlet SGK kapsamında o ilaçların bedellerini ödüyor o eczaneye. Siz sadece işte katkı payı 1 lira, 2 lira, 3 lira neyse onları vererek 10 liralık, 20 liralık, 30 liralık, 100 liralık, bazen 500 liralık ilaçları alabiliyorsunuz. Kimden alıyorsunuz? O eczaneden alabiliyorsunuz. Şimdi böyle bir rahatlığı SGK'da o eczanelere o ilaçların tümünün parasını ödüyor. Şimdi böyle bir rahatlık getirilmişken birileri siyasi görüşlerini ön plana çıkartıp siyasi iktidarı zora sokmak için işte hazırız, grev yapacağız. Grev yapınca ne olacak yani?
grev yaptınız, varsayalım grev yaptınız. Orada başlıkta Cumhuriyet'le işi kışkırtmak için tamamdır, zaten hazırız, bilmem neyiz zaten diyor ama ortada bir şey yok. Tamam, hayır, Cumhuriyet'in buradaki kaygısı, yani CHP medyasının kaygısı sistem tıkansın. Evet. Yani evet. Biz kavga çıksın. 6 aydır şeye uğraşıyoruz, 1 yıldır odaklanıyoruz. AK Parti'nin en iyi yürüttüğü faaliyetlerden biri neydi? Sağlık sistemiydi. TTB eliyle onu çökertmeye uğraşıyorduk. Bunun bir de eczane boyutu var. Onu da çökertelim. Onu, Cumhuriyet'in da, kaygısı oradan bu. Oradan da bir saldıralım. Cumhuriyet'in yani kaygısı değişik bu. Değişik mevziler ama var. Eczacıların... Sağ taraftaki mevziden de saldıralım. Sol taraftan da saldıralım. Ama eczacıların mağduriyeti bu hususta ayrıca bir sorun varsa o üzerine ya gidilmedi. Yani bir şeyden ay kadar önce, bir ay kadar önce baremler artırılmış. Kendileri anlatıyorlar. Daha evvelden düşük oranda pay verilirken artık baremler artırıldı. 100 liraya kadar olan ilaçlarda şu kadar bize hak veriliyor. 200 liraya kadar olan ilaçlarda şu veriliyor. Bu konuda bir iyileştirme yapıldı. En son iyileştirme de bundan önce 9 yıl önce yapılmıştı diye. 9 yıllık süreç içerisinde de herhangi bir iyileşme de olmadığını belirtiyorlar. Ama iyi güzel de kardeşim 9 yıl 10 yıllık bir süreç içerisinde sana devlet patır patır ilaç satacak bir ortamı sağlamış. Yani SGK'yı işin içerisinde, SSK'yı işin içerisine katmış. Sadece emekli sandığı, memurlar için eczanelerden ilaç alınabilirken, şimdi milyonlarca işçi emeklisi, bütün işçi çalışan, eczanelerden alınabilir. Bütün ilaçları, bütün SGK kapsamındaki ilaçları artık siz gidip eczaneden almak durumundasınız ve SGK'ya bağlı, o bakanlığa bağlı hastanelerdeki ilaç birimleri de kapatılmış. Bir de onlar kapatıldığı için de ayrı bir eleştiri de sol cenah yapıyor. Vay işte devletin ilaç mekanizmaları kapatıldı, depoları kapatıldı. Ben onu, hayır, ben şunu gördüm. Şunu gördüm, çok iyi hatırlıyorum. Bu hangi gazete bilmiyorum. Bunlardan biri yine. Şunu dediğini çok iyi hatırlıyorum. Devlet vatandaşı tüccarların eline düşürdü. Yani. Tüccarlar dediği de eczacılarımız. Yani tüccarların eline düşürdü dediğini çok iyi hatırlıyorum. Yani. İlaç fabrikatörlerinin eline bıraktı diyorlar. İlaç sanayicilerinin eline bıraktı. O ayrı ama bu şey. Bu da SGK'dan kaldırarak esnafı, oradan alıp esnafa tüccar diyor. Evet. Yani şeyin eczacı esnafının eline düşürdü. Onlara mahkum etti. Aslında doktorlar şu ilacı yazıyor ama eczacı gidiyor kafasına göre orada eş değeri diye şu ilacı yazıyor dediği dönemi hatırlıyorum. 2007-2008'de eşdeğer ilaç, yani şu baronların şeyini kaldırabilmek için, jenerik ilaç dayatmasını kaldırabilmek için, çünkü o ilaç 60 lira, Türkiye'de eşdeğeri yapılıyor 20 liraydı. Eczacılar üzerinde baskı oluşturulmak istendiğini çok iyi hatırlıyorum. Ama onun dışında söyledikleri bir şey var. Diyor ki 13 yıl öncesine ait diyor fiyat düzenlemesi. Bu 13 yılda muazzam bir yani fiyat şimdi üstü kapalı oldu, konuşmasınlar. Diyor. Yani KPSS'de yapıldığı gibi hokkabazlık yapmasın kimse. Desin ki 13 yıl önceki ilaç düzenlemesi şudur. İlaç düzenlemesi 13 yıl önceki denilince benim aklıma ne geliyor? 10 TL diyor. 10 TL. Şimdi 10 TL. 10 TL var mıydı 13 yıl önce? Yani hangi ilaç 10 liraydı? Bazı ilaçlarda fiyatlar düştü. Bunların hepsini değerlendirip desinler ki ya kardeşim 13 yıl önce bizim ciromuz bir eczanenin, şuradaki eczane veyahut da toplam bütün eczanelerin toplam cirosu şu kadardı. Eczane başına da şu kadar ciro düşüyordu. Bunun da şu kadarı kârdı. Gelirimiz bu kadardı. 13 yıl sonra bugün itibariyle toplam eczanelerin cirosu şu kadardır. Şu kadar oluyor. Şimdi 13 yıl önce, 15 yıl önce sen işçinin ilacını veremez durumdaydın. Ancak parasıyla gelip alan birisi varsa alıyordu. Aspirini gidip alıyorsan alıyordun. Ya yani düşük bir ücret, doktora gitmeye yani gerek yok. Yani hastane eczane olmuştu. Gibi. Hastaneler eczaneydi. Yani sana şimdi, sattırmıyorlardı demek istiyor. Şimdi bugün itibariyle sen eğer doktorlardan, özel hastanelerin verdikleri raporları bile devlet kasasından ödenmek üzere eczaneler karşılıyor ve SGK'dan da parasını alıyorsa, ki o noktada da mesela ödemeler noktasında hiçbir itirazları yok. Yani bizim ödemelerimiz yapılmıyor, 3 ay bekledik, 5 ay bekledik diye bir şey yok. Yakın tarihte hatırlayın, o tıbbi yan ürünleri satan firmalar ihalelere girdik, bizden indirim istiyorlar demişlerdi. Ve özellikle de damadı suçluyordular.
Damat ne yapıyordu? Damat dedikleri Berat Albayrak. Maliye Bakanı sıfatıyla. Gelin bakalım, siz ihalelerde şu 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 fiyatları vermişsiniz. Ama biz bakıyoruz, görüyoruz ki bunlar yüksek fiyatlar. Tamam, ihaleyi kazanmışsınız ama size eğer peşin olarak paranızı almak istiyorsanız bize bir %15, %20 indirim yapmanız yani lazım. Yani bana değil, Türkiye'ye, devlete, millete. Evet. Yani. Bunu eleştiriyorlardı ama sonunda onların %90'ı o talepleri kabul ettiler. Demek ki kurtarıyordu ki kabul ettiler. Patır patır bütün hepsi iflas edecek. Ameliyat yapacak yan ürün bulunamayacak diye bu Cumhuriyet Gazetesi, o Sözcü Gazetesi manşetler atmışlardı. Ben soruyorum şimdi, o tarihteki o yapılan yayınlardan sonra bugün herhangi bir sıkıntı yaşayan bir insan var mı? Değişik konularda sıkıntı yaşayanlar olabilir. İşte doktor bir Bursa'daki bir hastanede iki tane çocuk onkolojisinde doktor vardır. Bunun bir tanesi kendisi rahatsızdır, gelemiyordur. Diğeri de ya çok bunaldım, ben ayrılıyorum, özel hastaneye geçiyorum demiştir. O bölümdeki, onkoloji bölümündeki çocuk hastalar bir başka hastaneye sevk ediliyor olabilir. Bu somut bir olaydır. Orada lokal bir rahatsızlık vardır. Ama bana şunu diyemezler. Ya tıbbi ürünlerde, medikal ürünlerde, yan destek ürünlerde patır patır şirketler iflas etti. Amerikan şirketler, öyle de diyordular. Benimle de özel iletişime geçen muhafazakar o kişiler de vardı, şirket sahipleri de vardı. Dedikleri şey, Amerikan şirketlerine alan açılıyor burada dediler. Üzerinden 2 yıl geçti. Ben iflas eden şirket mirket bir şey görmedim. Evet, sürenin sonuna geldik. Bizden bugünlük, bu haftalık bu kadar. Allah nasip ederse pazartesi Hinaki TV ekranlarından gerçekleri, doğruları haykırmaya devam edeceğiz diyelim. Allah'a emanet olun. Buluşmak ümidiyle inşallah.